Bugün günlerden pazar. Günün yöneticisi güneş. Güneş gündüzü aydınlatan çok büyük bir ışık. Ben çok seviyorum. Havanın güneşli olduğu anları da çok seviyorum ki 31 Ocak doğumlu bir bireyken, kışın doğmuş olmama rağmen soğuğu sevmiyorum. Haritamda koskocaman bir ateş üçgeni olmasına rağmen kolay üşüyen biri değilim ama sevmiyorum soğuğu. Her mevsim kendine göre güzellik barındırıyor. Gönül isterdi ki güneş olsun, güneş olsun. Ama bu evrenin yağmura da ihtiyacı var, soğuğa da ihtiyacı var. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Şimdi Nuray Sayarı TV'nin değerli izleyenleri, takipçileri, aboneleri ve katılımcıları, öncelikle güzel pazarlar diliyorum. Pazar keyfiniz gün boyunca yerinde olsun. Hiçbir şey hiçbirinizi üzmesin. Bugün gezegenlerin kombinasyonu 12 burcu nasıl etkileyecek? Kimlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? İlk burcumuz Koçlardan başlayalım istiyorum. Özellikle sevgili koçlar, yükselen koçlar, bugün sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız konusunda kıskançlıklardan, gerilimlerden, başkalarının işine karışmaktan kaçınmanız gerekiyor. Bugün mümkün olduğunca bağımsız düşünceler ve duygular içerisinde olarak yaşamda yol almanız gerekiyor. Bugün kendinize bir iyilik edip kendinizden başka hiç kimseyi kafanıza takmamanız gerekiyor. Bunu başarırsanız yeni haftaya verimli hazırlanabilirsiniz. Sağlıkta bedeninizi lütfen soğuktan ve soğuk algınlığından koruyun. Bugün sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda canınızın istediği kişilerle görüşün. Görüşmek istemediğiniz kişileri kendinizden uzak tutun. Bugün kendinizi çok değerli hissettirin. Kendinize zaman ayırın. Günün olumlaması: ben her an değerliyim, değerli olmaya niyet ediyorum. Günün esması 101 defa: Ya Vehhab. Lütfen çekin, auranızı güçlendirin. Sevgili boğalar, yükselen boğalar, pazar günü sizin için nasıl bir gün? Neyi yapmalı, neyi yapmamalısınız? Özellikle aileniz, yakınlarınızla alakalı ilişkilerde denge kurmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizde, kararlarınızda somut sonuçlara dönüşecek her bir şeyin netliğini kazanacaksınız. İşlerinizin daha iyiye gidiyor olması ve bunun size güven vermesi gün boyunca ayrı bir huzur, ayrı bir uyum yaşamanıza olumlu yönde etki edecek. Ben ne iş yaparsam yapayım, başarılı olabilirim demenin duygusunu ve huzurunu içsel dünyanızda hissedeceksiniz. Ayrıca kendinizle ilgili daha önceden başvuru yaptığınız işler, kararlar, niyetler konusunda akşama doğru haberler alabilirsiniz. Finansal anlamda ürkek ve korkak olmamaya, tedirgin duygular içerisinde bulunmamaya özen gösterin. Özellikle günün olumlaması: ben her an bolluk, bereket içerisindeyim. Bolluğumu, bereketimi istediğim anda arttırabiliyorum. Günün esması 121 defa Ya Rezzak çektikçe parasal rızkınızın arttığının farkında ve bilincinde olacaksınız. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, bugün gezegenlerin kombinasyonu sizlere diyor ki
Sevdiklerinize karşı ihmalci olmayın. Sevginizi sevdiğiniz insanlara ifade etmekten çekinmeyin. Kafanızda şöyle soru işaretleri olabilir. Partnerime seni seviyorum derse şımarır mı? Ya da arkadaşıma seni önemsiyorum, benim için değerlisin dersem acaba haksızlık eder mi? Hayır. Siz hissettiğiniz gibi düşünüp hissettiğiniz gibi hareket etmeye özen gösterin. Özellikle hislerinizin dışında yol alırsanız hayatınızın kaos içerisinde olmasına neden olursunuz. O yüzden hissettiğiniz gibi yol alın, kendinize bir iyilik edin ve kendinize hep gerçekçi olun. Aile büyüklerinizin nasihatlerinden de sıkılmayın. Akşam beklemediğiniz misafirler kapıyı çalabilir. Tanrı misafiri ağırlamak çok önemli. Şikayetçi olmayın. Özellikle günün olumlaması, ben hayattan keyif alıyorum demeyi ihmal etmeyin. Günün esması, 601 defa Ya Rafi esmasını çekin, yaşam alanınızı güçlendirin. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, Venüs artık Yay burcuna geçiş yaptı. Ve aynı zamanda gezegenlerin kombinasyonu, hala yeni ay enerjisi devam etmekte. Siz yengeçler, bugün günün tamamını eviniz, yuvanız, aile ilişkilerinizi önemseyerek geçirmek isteyeceksiniz. Yakınlarınızla kurduğunuz güçlü bağlar ile kendinizi güvende ve huzurda hissedeceksiniz. İşlerinizle ilgili planladığınız her şeyi birkaç kez düşünecek, yapmayı ya da yaptığınız işleri sağlamlaştıracaksınız. Parasal konularda elinizden çıkmış, vaktiyle birilerine verdiğiniz borçlar varsa, öğleden sonra sürpriz bir şekilde kayıp artık geri dönmez dediğiniz maddi konular elinize gelebilir. Bu durumda şükrünüze şükür katmanıza neden olabilir. Aşk ve sevgi iletişim alanlarınızda gerçekçi olduktan sonra ilişkinizde her şey karşılıklı partnerinizle hayrınıza ilerlediğini gözlerinizle göreceksiniz. Günün olumlaması. Ben her an hissettiğim gibi yaşıyor, hissettiğim gibi hareket ediyorum. Şükürler olsun demeyi ihmal etmeyin. Günün esması 101 defa Ya Adil çekin, adalet enerjinizin güçlenmesine ve yükselmesine yardımcı olun. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, bugün gezegenlerin kombinasyonu yaptığınız işlerin karşılığını, sonucunu başarıyla almanıza etki ederken huzur ve mutluluk elde etmenize de yardımcı olacak. Aynı zamanda ilişki, sevgi, birliktelik ve beraberlik konusunda uyum, huzur ahengiyle gün içinde yaşamda yol almayı isteyeceksiniz. Siz bunu iletişim içerisinde olduğunuz kişilere sunarken ya da birlikte olduğunuz eşe, partnere sunarken karşılığını da koşulsuz, karşılıksız alacaksınız. Günün olumlaması, ben her an hissettiğim gibi yaşıyor ve hareket ediyorum demeyi ihmal etmeyin. Günün esması 100 defa Ya Latif çekin, enerjinizi güçlendirin. Başaklar ve yükselen başaklar, bugün gezegenlerin kombinasyonu. Gizli saklı yaptığınız, gizli saklı yaşadığınız, duyulmaz, asla ortaya çıkmaz dediğiniz bazı konular ortaya çıkabilir, canınız sıkılabilir. Bu sizin hayatınızın ibreti olsun. Bundan böyle
yasak, kaçak, göçek, gizli, saklı hiçbir şeyi kendinize yaparak kendinize de haksızlık etmeyin. Maddi konularda, işlerinizde, beklentilerinizde ve kararlarınızda son derece metin duygular içerisinde olursanız yeni haftaya daha kararlı, daha huzurlu başlayabilirsiniz. İkili ilişkilerde, beraberlikte mümkün olduğunca empati duygunuzu güçlendirmelisiniz. Partnerinize karşı da kapriz yapmamalı, kibirli davranışlardan uzaklaşmalısınız. Günün olumlaması. Ben her an doğal olmayı seçiyor, doğallık enerjisiyle yaşıyor, doğal olmaya izin veriyorum deyin. Günün esması 41 defa. Ya hasip çekin, isteklerinizi ve dileklerinizin kolaylaşmasına yardımcı olun. Sevgili teraziler, yükselen teraziler, kuralcı olmamanız gereken bir gün bugün. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza, aile bireylerinize karşı lütfen baskı kurmayın, kuralcı tavır ve davranışlar sergilemeyin. İkili ilişkilerinizde, aşkta, birliktelikte ve beraberlikte uyumlu olmanın ahengini yükselttiğiniz takdirde hem kendinize bir iyilik edecek, huzurunuza huzur katacaksınız, hem de yaşamdan keyif alacaksınız. Ailede doğruluğun hakim olduğu bir gün içindesiniz. Yakınlarınızdan gelecek haberlere muazzam derecede mutlu olabilirsiniz. Sevmeyi, sevilmeyi çok arzu ettiğiniz bir gün. Sevdikçe sevileceksiniz. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Günün olumlaması. Ben kendimi seviyor, önemsiyorum. Ben değerliyim. Günün esması. 101 kez çekin. Ya metin esmasını çekerek her şeyden emin ve metin olun. Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. İnanmadığınız hiçbir şeyin hayatınızda kalıcı olmasına izin vermeyecek ve müsaade etmeyeceksiniz. Ayrıca bazı dostlarınızın, arkadaşlarınızın riyakarlıklarını duyabilirsiniz. Olumsuzluklarıyla yüzleşebilirsiniz. Bunlar karşısında ise kabullenici olun, asla direnç göstermeyin. Özellikle parasal konularda kazanmaya odaklı olun. Gece uykunuzu önemseyin, beslenmenize de dikkat edin. Günün olumlaması, ben sağlıklıyım, sağlıklı yaşamaya niyet ediyorum ve izin veriyorum. Günün esması, 101 defa ya samed çekin, yaşam enerjinizi güçlü tutun. Sevgili yaylar, yükselen yaylar, bugün gezegenlerin kombinasyonu, dilediğinizi, istediğinizi geliştirmek, gerçekleştirmek konusunda hem kendinizi güçlü hem de cesur hissetmenize etki edecek. İş, para ve kariyerle ilgili sizi kaygılandıran, huzursuz eden düşüncelerden, duygulardan tamamiyle arınacaksınız. Hayattan tatmin olmakla birlikte yaşamınıza duyduğunuz konsantrasyonun arttığını da fark edeceksiniz. Aşk hayatınızda çok açık sözlü olurken partnerinizi kırmamaya da özen gösterin. Aile büyüklerinizle ilişkilerinizi güçlü tutun. Günün olumlaması. Ben iyi bir insanım. İyilik yapmayı seviyorum. Her an iyilik enerjisiyle yaşamda yol almaya niyet ediyorum ve izin veriyorum.
günün esması. 301 defa ya tevab çekin. Bütün dileklerinizi ve dileklerinizi gerçekleştirin. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar. Bugün gezegenlerin kombinasyonu, sosyal ilişkilerinizde, ailevi ortamlarınızda, emin olmadığınız, vakıf olmadığınız durumlar karşısında mesafeli olmanıza neden olabilir. Bu durum aslında sizi koruyan, kollayan bir enerji oluşturacak. O yüzden panik olmayın. Arkadaşlık ilişkilerinizde, çevresel kontaklarınızda size zarar veren durumları hayatınızın dışında bırakacak, kendinizden uzaklaştıracaksınız. Kendiniz için faydalı alanlar oluşturacak ve yaratacaksınız. Ayrıca niyet ettiğiniz her şeye daha yoğun konsantre olacaksınız. Bugün meditasyon yapar, bugün dua eder, bugün dileklerinize odaklanırsanız her şeyin hayatınızda çok çabuk oluşup geliştiğini gözlerinizle görüp yaşayabilirsiniz. Bugünün olumlaması. Ben kendime inanıyorum. Ben inançlarımla hayatımı güçlendiriyorum. Günün esması. 201 kere ya baki çekin, enerjinizi yükseltin. Sevgili kovalar, yükselen kovalar. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. Her şeyin istediğiniz gibi olması konusunda sizi desteklerken her şey sizin olmasını istediğiniz gibi oluşacak. Dolayısıyla akşam üzerine doğru kendinizi çok şanslı hissedebilirsiniz. Hatta bugüne kadar olmasını istediğiniz, dilediğiniz işlerin kolaylıkla gelişimi sayesinde hayatınıza sihirli bir değneğin değdiğini bile hissedebilirsiniz. Özellikle doğruluğun size çok şey kattığını görerek doğru adımlar attığınız için kendinizle gurur duyacaksınız. Parasal konularınızda, harcamalarınızda, çevrenize karşı gösteriş yapmayın. Bilinçli bilinçsiz bu alanda çok tedbirli ve dikkatli olun. Ayrıca niyetlerinizde ve dileklerinizde de aceleci olmayın. İnançlı olmanız yeterli. Günün olumlaması. Ben her an güzelliklere layık olduğumun farkındayım. Güzel olan her şeyi kendime kolaylıkla çekiyorum. Günün sizin için etkili esması. Ya Reşid, 101 kere çekerek yaşam enerjinizi güçlü tutun. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, bugün sosyal çevreniz, komşuluk ilişkileriniz hususunda ve konusunda entrika çeviren insanların varlığını hissetmekten, görmekten gerilebilirsiniz. Onlara tepki vermeyin. Onları değiştirip düzeltmeye de çalışmayın. Ama çok hayat alanınızda da tutmayın. Bugün kendinizle haşır neşir olun. Kendi hayatınızla ilgili neler yapabilirsinize konsantre olun. Bugün inançlarınızda ve isteklerinizde de kararlı olun. Parasal konularınızda birlikte iş yaptığınız, maddi alışveriş içerisinde olduğunuz insanları sorguluyorsanız bunların nedenlerini araştırın. Zihninizi, ruhunuzu daha fazla yormamaya özen gösterin. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda akşam saatlerinde ağır yiyeceklerden kaçının, sindirim sistemini güçlendirin. Günün olumlaması. Ben kendime güveniyorum. Kendine güven duyan, benim hayrıma olan insanları kolaylıkla hayatıma çekiyorum. Günün esması. 101 defa ya veli çekin. Yaşam enerjinizi güçlü tutun.
Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, hayatımızdaki asıl aşk alemlerin yaratıcısı Yüce Allah. 99 ismiyle nurlandırıyor hepimizi. Bu nedenle sizlerle paylaşmış olduğum esmaların kıymetini ve değerini bilin. Pazarınız güzel geçsin, bedeninizden sağlığınız, evinizden huzurunuz, cebinizden paranız inşallah eksik olmasın. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin yanaklarından öperim. İyi pazarlar diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Hala abone olmadıysanız bir dokunuşla abone olun. Abone olmayanlara da haberdar edin. Nuray Sayarı TV sizin evinizin TV'si. Güzel pazarlar.